Şimdi e, Suriye başlığıyla devam etmek istiyorum. E, fotoğraflar paylaşıldı. Kim tarafından aslında? Uzun bir süredir konuştuğumuz konulardan biri. E, hemen aktaralım. Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge bugün e, yazısında oldukça işte bu fotoğrafları kaleme aldı. Peki bu fotoğraflarla ilgili ne yazdı, ne aktardı? Ee, Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri ve Rus askerlerinin aynı karede olduğu bir fotoğraf. Ee, biz Suriye'yi konuşurken hep şu başlığı konuşuyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirse ne olur? Ee, terör gruplarını kim destekliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin eğittiği yönündeki bilgileri, iddiaları aktarıyoruz zaman zaman. izleyicilerimize de paylaşıyoruz. Peki e, bu terör grupları Amerika Birleşik Devletleri tarafından yalnız kalırsa e, başka bir ülke destek çıkar mı çıkmaz mı? E, Rusya ve Amerika Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin yer aldığı, aynı karede yer aldığı fotoğrafı Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge bugün paylaştı. Ee, Suriye coğrafyasında normalleşme sürecinin de çok kolay olmadığının altını çizdi ee, Sayın Çekirge bugünkü yazısında. Şimdi o zaman soralım şu soruyu Sayın Karakuş'a. Ee, herhangi bir operasyon durumunda Sayın Karakuş, normalleşme sürecinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeri, ee, Suriye politikasında ne olur? Amerika Birleşik Devletleri çekilirse yerine biz e, karşı karşıya kaldığımız ülke olarak Rusya'yı mı görürüz mesela? Amerika Birleşik Devletleri çekilmez, hmm. bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük Orta Doğu projesi var. Yani aslında burada en büyük yanlışı Rusya yapıyor şu anda. Evet. Çünkü ee, malumunuz Kurtuluş Savaşında e, bir şekilde Mustafa Kemal'i desteklemelerinin yegane sebebi Rusya'nın e, benim e, bu Anadolu'ya e, Fransız ve İngilizler oturmasın. Şimdi ise e, Suriye'ye Suriye'ye Amerika'nın oturmaması için elinden gelen çabayı Rusya'nın göstermesi gerekirken e, karşımızda e, bakıyorsunuz e, aynı zamanda Rusya var ve Rusya yani o kurtuluş savaşında vermiş olduğu mücadeleyi de şimdi vermesi lazım. Çünkü eğer Suriye'ye Amerika oturduğu müddetçe ve kaldığı müddetçe Büyük İsrail projesi ortada olduğu müddetçe Rusya'nın orada tutunması zor. Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Ama maalesef bir şekilde Rusya şu anda özellikle Kafkaslarda Ermenistan'da güçlü hale gelebilmek için, malumunuz Ermenilerin hala o Hankenti bölgesinde ondan sonra bulunan altınları kamyonlarla taşımaya çalıştıkları madenini görüyoruz. O yüzden Azerbaycan benim bugün tavrını koydu ve bir şekilde o boğazı kapattı. Dedi ki eğer Ruslar ve Ermenistan bizimle yaptığımız anlaşmaya uymazlarsa bundan sonra da o boğazı açmayız. Bu fotoğraf Şimdi, size neyi anlattı e, neyi Sayın Karakuş? söyledi? Ee, biz i̇şte her bakın, bölgede Rusya, Sayın Karakuş şunu bir. Rusya, bir her... Her bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. ya da e, işte Rusya-Ukrayna gerilimini konuştuğumuzda artık dünya haritası ortada ikiye mi ayrılıyor sorusunu sorduk. E, karşı karşıya olan iki ülkeyi görüyoruz. E, fakat bu fotoğrafta Suriye'de e, iki birliğin karşı karşıya, yani e, karşı karşıya derken kö bunu kötü anlamda değil. Sanki birlikte bir yan fotoğraf yana. karesi, Heh, ya tam da bu yan yana bir fotoğraf karesi vermişler gibi bir izlenim var. Siz nasıl değerlendirdiniz? Aynen nedenini söyleyeceğim. Aynen nedenini bağlayacağım. Bakın madem öyle sordunuz, aynen nedenini bağlayacağım. Şu anda Rusya efendim e, Suriye'de bu yakınlaşmayla Amerika'ya da efendim e, Ukrayna'da Amerika'yla bir şekilde anlaşmaya çalışıyor. Evet. O nedenle zaten biraz evvel söylediğim e, bu Ermenistan'da da e, bir şekilde Ermenistan'ı de de destekler konuma girip ee, Azerbaycan'a karşı e, bir şekilde Amerika'nın tekrar burada da efendim kendi yanında bulunmasını ve Ukrayna'da barışa gidebilir miyim uğraşı içerisinde ve ama bu büyük yanlış Rusya için Yok, çok, onu, söylemek çok bir, çok. onu söylemek istiyorum. Eğer Türkiye olmazsa Suriye'de efendim Amerika'yı oradan Rusya atamaz. Tamam. Onu şöyle mi? Rusya yani Amerika Birleşik Rusya, Devletleri Rusya şu soruyu sorayım mı madem öyle? Evet. Rusya, Amerika evet. Birleşik Devletleri Suriye'de yakınlaşıyor mu? Bir mi oluyor ve Türkiye'yi bu sahadan çıkarmayı mı çalışıyor? Amaç bu mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Arzuları o. Ve bundan da Rusya şu yakınlaşmayı sağlıyor. Amerika ile Suriye'de yakınlaşmasının sonucunda Ukrayna'da acaba efendim bir şekilde anlaşmaya gidebilir miyim? Aynı olayı e, ee, söylediğim gibi Kafkaslarla da devam ettiriyor. Ya Göksu Hanım ben yanlış mı görüyorum? Bu fotoğrafta iki ülkenin yan yana geldiği fikri nasıl çıkabiliyor? Eller Siz daha mı farklı gözlemlediniz? yorumunuz ne Sayın Özçelik? İtirazınız var madem öyle. Buyurun. Bakın burada bir burada bir Amerika-Rusya işbirliği görmüyorum bu fotoğrafta ben. Amerikan askerleri galiba şu karşıdakiler. Eller tetikte tüfekler var. Belli ki bir arazide karşılaşılmış bir fotoğraf. Yani bundan Amerika ve Rusya Suriye'de anlaşıyor algısını nasıl çıkarıyoruz anlamadım ben. <laughs> Amerikan ve Rus askerleri yan yana Ben bu yan fotoğrafa yana, bakmıyorum hani, yorumlamakla... onu söyleyeyim. Bakın bir, bir şey söylemek istiyorum. Ben gösterebilir ben miyim? Ben bu fotoğrafa bakmıyorum. Şöyle yapalım. Söpet Söpet Bey, yapalım. Hem Amerika istemiyor efendim Türkiye'nin kara harekatını hem Amerika istemiyor. Siz yorumlayın bir yorum yapmayacağım. Bakın evet. şu iki asker Amerikan askeri efendim. Şu ikisi. Eller tetikte de filan değil bakın eller serbest. Görüyor musunuz? Şu da Rus askeri. Bunu evet. evet, çeken de gene ya PKK'lı ya Rus askeri. Yani çünkü kamuflajlarına göre söylüyorum. Ee, silahına baktığımızda şu da Rus askeri. Kalaşnikov çünkü. Bunlar M16 bakın. Yani şimdi evet. burada. Bir dakika fotoğrafı çeken kim dediniz? Yani, Kaçırdım ben. Yani şöyle hani kamuflajlarına baktığında muhtemelen bu da Rus askeri. Şuradaki de Rus askeri. Çünkü aynı kamuflajdan PKK'lılar da, PYD'liler de giriyor yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi o zaman çok daha farklı bir tablo çıkıyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri bir de terör örgütü evet. var. Aynen Üçünü öyle. Üçünü aynı karede görüyoruz. Sağdaki Gerçeklik bu. Ama şimdi ben bir yorum yapmayacağım. Birazdan müsaade ederseniz daha tamam. sözlerde de ben asıl o zaman söyleyeceğim. Bunun örneklerini söyleyeceğim. Hani şu an sahadan gelen Siz el hareketlerine şimdi bakarak bak mı yani bakın, buradaki fizikler? Ya şu ikisi Amerikan askeri, şu üçü de Rus askeri. Şimdi baktığımızda eller tetikte de filan değil. Bak ellere bakar mısınız? Gayet bak mutlu görüyor musunuz gülümsemelerine? Şimdi bu 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 kareyi Allah aşkına bir yorumlar mısınız? Ben bir şey demiyorum. Buyurun. Buyurun Sayın Özçelik sözü size bıraktı. Ben sayın bakın e, bir şey fikrimi. E, burada sayın bir yorum Gülsul, yapsın. ya? Ben fikrimi ya. bu fotoğraf üzerinden yapmadım. E, ben bu fikrimi yani bu fotoğraf üzerinden yapmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri de e, Rusya'da şu an efendim Türkiye'nin kara harekatı yapmasını istemiyor. Bu tamam. kadar basit. Anlaşmışlar yani. Her ikisi de istemediği için ne yapıyor? Rusya e, bu ortamdan istifade ederek e, efendim Ukrayna'da Amerika ile daha iyi ilişkilere girmeye çalışıyor. Aynı olayı dediğim gibi Kafkaslar'da yapıyor. Tamam.